Açlık Oyunları serisinin 5. filmi Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı yayınlandı. Bu son film kronolojik olarak Katniss'in hikayesinin başlangıcından tam 64 yıl öncesine uzanıyor. Bizlere oyunların kökenlerini ve daha da önemlisi bence 4 film boyunca tam bir diktatör ve acımasız bir psikopat olarak gördüğümüz Başkan Snow'un hikayesini sunuyor. Açlık Oyunları serisi Panem yöneticilerinin fakir halkı, korku ve ümit gibi iki zıt duyguyu kullanarak nasıl güttükleri, ümidin diktatörlerin neden en büyük korkusu olduğu gibi konuları enfes bir şekilde işliyor. Açlık Oyunları sadece bir macera ya da hayatta kalma filmi değil, bunun çok çok ötesinde. Bu seriyi hiç bilmeyenler ve izlemeyenler 25. karede bulunan ve önceki filmleri anlatan iki tane videoya göz atabilir. Şimdi doğrudan son film üzerine konuşacağız. Bu film bana göre Snow'un hikayesi dışında söylendiği üzere seriye öyle çok derin katkılar yapmıyor. Snow'un 12. bölgeden Lucy'ye beslediği aşk ve sonradan gördüğü ihanet gerçekten harika ve adım adım işlenmiş. Snow'daki liderlik potansiyelinin keşfedilmesi, onun kaderini şekillendirecek bazı ahlaki seçimlere zorlanması, başarısı nedeniyle akranları tarafından kıskanılması, üstlerince bir süre içinde olsa şüpheyle karşılanması, geleceğin başkanı Snow'un Lucy'ye olan aşkı ve sisteme bağlılığı arasında sıkışması, bir taraftan güç arzu etmesi ve diğer taraftan da her şeyi kaybetme korkusu. İşte tüm bunlar gerçekten çok güzel aktarılmış ve Snow'un hikayesine derinlik katmayı başarmış. Ama Snow'un hikayesini bir tarafa bırakırsak genel anlatıya, genel senaryoya yönelik ufak tefek yeni detaylar öğreniyoruz sadece. Ama aynen benim gibi serinin tamamını izleyen ve detayları bilen izleyicilerin pek çoğu bu detayların hiçbirisine şaşırmamıştır. Fakir halkın insan olup olmadığının irdelenmesi, açlık oyunlarının zaten bildiğimiz mantığının ve felsefesinin tekrar tekrar anlatılması gibi noktalar önceki filmlerin çok ötesine geçemedi. Bu filmde ilk kez gördüğümüz uygulamanın yani bir yarışmacıya bir akıl hocası verilmesinin aslında Snow ve Lucy yakınlaşmasını sağlamak dışında çok da bir işlevi yoktu. Ki zaten bu uygulamayı daha sonraları görmeyeceğiz. Filmin oyuncu performansları ve söylediğim üzere özellikle Snow'un hikayesi kısmı çok güzeldi. Ama filmde maalesef akıcılık çok geri plana atılmış. Filmi izlerken yer yer uyumamak için direndim. Açlık Oyunları serisinde aksiyona ve gerilime o kadar alıştık ki bu son film bu konuda bekleneni veremedi. Filmin en aslına o kadar ilgi çeken karakteri tabii ki karizmatik Lucy'ydi. Bu şarkıcı kuş söylediği şarkılarla ve tavırlarıyla Snow'da dahil olmak üzere hemen herkesin kalbini fethetti. Bilindiği üzere Snow'un ailesi zor günler geçiriyordu ve onun üniversiteye gidebilmesi için bu oyunlardan gelecek paraya ihtiyacı vardı. Onun bu yönde verdiği çaba bir anlamda onun hırslı ve gururlu tarafını gösterdi. Snow en başlarda Lucy'yi pek önemsemedi ama ilişkileri derinleştikçe kendi bağlantılarını ve yeteneklerini onun arenadan sağ çıkması için kullandı. Film boyunca Snow'un Lucy'ye olan aşkından şüphe duymadık ve bu noktada haklı çıktık. Ama Lucy'ye bakarsak o Snow'a karşı her zaman ihtiyatlı yaklaşmayı tercih etti. Onu tabii ki bir müttefik olarak görüyordu, bunda bir soru işareti yoktu. Ama yine de son ana kadar her zaman bir şekilde mesafesini koruduğunu hissettirdi ve ona karşı her zaman bir sınır çizdi ve içinden geçenleri ona tam olarak söylemedi. Finalde seyrettiğimiz kulübe sahnesi gerçekten çok iyiydi. Lucy'nin oradan çıkmak için verdiği çaba ve söylediği yalanlar aslında hem Snow'u hem de bizi gerdi. Bizler ve Snow için acı gerçeklerle yüzleşme zamanıydı. Lucy bir daha geri dönmeyecekti. Lucy kaçmadan önce ormanın içerisine Snow için yılanlı bir Bubi tuzağı hazırlamıştı. İşte bu tuzak bu ikilinin yaşamının dönüşümünü çok güzel aktardı. Kaderleri ayrılmıştı artık. Lucy ormanın içerisinde bir belirsizliğe doğru giderken ve ona ne olduğu bize anlatılmazken, Snow da ileride göreceğimiz o acımasız ve tehlikeli diktatöre dönüşme yolunda keskin bir viraj aldı. Yaşadığı hayal kırıklığının boyutları bir yönden çok büyüktü ve diğer yönden de onun bir seçim yapmasını kolaylaştıracak kadar da acıydı. Ben Başkan Snow'un orijin hikayesini filmin aksine çok beğendim.